Merhaba arkadaşlar, Şengiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Atmasyon Yemekler tarifiyle karşınızdayız arkadaşlar. Gönül enerjiden yerinde duramıyor. Niye? Çünkü artık o bir Jamaikalı. Biliyorsunuz. Afedore. Kapoya başlıyor. Bakalım. Şu anda 4-2 öndeyim biliyorsunuz arkadaşlar. Atmasyon yemek tariflerinde. 4-2 önde olduğumdan dolayı da bunun verdiği bir gururla, bunun verdiği bir hazla yeni bölümü çekiyoruz. Evet, taş kağıt makas mı yapalım? Nasıl yapalım? Önce sen yap ya. Tamam, hadi o zaman sen bir mikrofonunu kapatayım senin. Ondan sonra sen git dışarıda bekle beni. Bir bak bakayım ben dışarıda mıyım. Tamam. 5 dakikamız başladı. Bakalım. 5 dakika. Benim aklımda bir şey vardı ya. Galeta. Bir galeta alacağım ben. Galetalar nerede olur ki? Aha. Ya bu şeyler oluyordu ya böyle ince ince böyle grissini gibi. Onlardan niye yok ya? Onları böyle ufalasın istiyorum. Hah. Bir tane bundan aldım. Onu tatlı yapmaya yönelteceğim ama içinde çok değişik bir şey koyacağım. Yani bunları gördüğünde tatlı yapma isteği doğacak onda. Ama bir tane ürünü böyle çat diye bir koyacağım. Diyecek ki bu nereden çıktı? Allah Allah. Buralarda niye bir şey yok ya? Ya böyle şeyler falan oluyordu ya işte böyle. Neydi onların ismi? Bu arada benim şeyim gidiyor değil mi ya? Aha. Helva aldım. Helva. Bu. Ondan sonra çikolata, ne badem yağı, badem sütü. Badem sütü aldım, badem sütü. Başladık. Şu anda kuru yemiş reyonunun önündeyiz. Aslında alsam mı? Kuru yemişlerle ne yapılabilir? Ceviz, badem falan diye. Bunları zaten hemen hemen kullanıyor gibiyiz. Çekirdek alsam, ilginç. Çekirdek aldım. Emre Aşağım var ya, bugün sana acımayacağım ya. Geçen hafta bir de sen yendin ya. Acımayacağım sana, acımıyorum. Gelin arkadaşlar, ne var burada bakalım şimdi. Pesto sos, ne alaka makarna için? Makarna mı alsam? Oo, yok, bir de onu pişirmekle uğraşacak. Şimdi bakalım. Köz biber, köz patlıcan. Ha, şöyle bir şey yapabiliriz. Bununla ne alaka çekirdek? Geçen hafta acı sos almıştım. Sarımsak. Sarımsak köşesi ama bundan bir tane doğrar sadece. Ton balığı var. Süremiz tükenmek üzere arkadaşlar. Şimdi. Meksika fasulyesi. Tamam lan, çok iyi. Meksika fasulyesi. Hadi bakalım. Etli iki tane ürün. İki ürünümüz oldu. Çekirdek, Meksika fasulyesi. Efendime sana söyleyeyim. Gelin. Evet, gelin arkadaşlar. Bakın helva alacağım şimdi. Çok değişik. Tahin helva. Benim damarıma basmayacaksın. Hah, işte istediğim burdu. Burdi. Pirinç unu mu? Ne oluyordu ya? Böyle aklımda bir şey vardı ama. Ha, şöyle muzlu milkshake şeyi aldım. Bu sütü bununla karıştırsın. Bir tane şey alayım ama o 5. aldığım şeyin tatlıyla alakası olmasın. Onu yanıltalım. Ya da güzel bir şey alayım da adam gibi bir şey mi çıkarsın ya? 4-2 öndeyim ya zaten. Dur bakayım. Son kaç dakikam var? 2 dakika var. O zaman dur bakayım. 2 dakika. Evet, buradan bir şey alayım ya. Tamam. Krem aldım. Krem peynir. 5'imizi tamamladık. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bak. Tahin helva tatlı, milkshake tatlı, süt. Bu. Bunda muhtemelen tatlı yapacak ama nasıl bir tatlı yapacak? Bekleyelim, görelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi dolaptan bir şey alsak mı diye bakıyorum. 3 tane ürünümüz mümkün olduğunca birbirinden bağımsız. Tek başına bir birey... şey vardı, bir tane yemek programında vardı. Hamsi tek başına bir birey diyor. Bunlar da tek başına bir birey. Şimdi bunun yanına ne alabilirim? Efendime sana söyleyeyim. Bir peynir. Ama bunlarla hep soğuk şeyler yapabilirim. Meksika fasulyesi zaten pişmiş. Onunla hiçbir şey yapmayacak, pişirilebilecek. Alakasız bir şey alsam bunların hepsinden ne yapabilir? Yoğurt alsam bunları birbirine karıştırıp bir meze tarzı bir şey yapabilir. Yapmaması lazım. Yapmasını istemiyorum. Ne alabiliriz arkadaşlar? Bana yardımcı olun. Pişirilecek bir şey alsam mı ki? Ama 20 dakika zaman var. 20 dakika zamanda noodle. Ama noodle'u pişirir, bunları karıştırır. Vazgeçtim. Noodle almıyorum, vazgeçtim. Makarna. Makarna alsam makarnayı suyunu haşlayacak, pişirecek derken o da biraz uzun sürer. O zaman buğday nişastası ne? Krem şanti. Damla çikolata, krem şanti. Oo, çok kötü. Çok kötü bebeğim, çok kötü. Bunlar 4. Tatlı. Çekirdek, Meksika fasulyesi. Bir de çok şeker bir marshmallow almak istiyorum. Ama böyle bir tarif yok ya. Ne yapayım? Daha zamanım da var.
Şimdi içecekle karıştırsam cips. Ay çok kötü olur be. Tadına da bakacağım ya. Alayım mı ha cips? Ne diyorsunuz? Burada ne var? Pişirilebilecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İnanın karar veremiyorum. Ama sürem de bitiyor. Şimdi karar vermek zorundayım. Tamam, karar vermek zorundayım. Ekmek, ekmek. Kurbasan kendinden tatlı zaten. Kıkır kıkır, çıkır çıkır. Bir tane hamburger ekmeği alayım ben. Ne alaka bilmiyorum. Çok alakasız. Tamam, yeterli. Herhalde bunlardan daha kötü almamıştır Zeynep ya. Ha? Bunlardan daha kötü olamaz. Abarttık mı bu işi? Hadi kasaya gidelim. Kart! Ay bakalım ne almış karıcığım bana? Ne bakalım almış? Bakalım ne almış kocacığım bana? Tamam, bir kere ekmek. Güzel. Ana ben de bundan aldım. Vallahi mi? Sen bundan istiyorsan. Aynısı. Kalp kalbi kaşığı. Sprey krem mi? Krema tatlı. Aşkım. Bu ne? Çekirdek ne alaka? Milkshake. Meksika fasulyesi. Milkshake. Peynir. Bir de abi sana şey çok mi? Güzel şeyler aldım dedi Allah aşkına. Bu ne? Bu ne? Kakao sütü. Badem sütü. Kakaolu badem sütü. Evet. Resmen sana orta açtım ya. Güzel bir tatlı yap diye. Daha ne istiyorsun? Bence şunlar var ya mükemmel bir tatlı yapılacak bir şey ya. Ben söylemeyeyim, akıl vermeyeyim ama istiyorsan değişebiliriz. Ben bununla var ya mükemmel bir şey çıkartırım ya. Bir saniye. Senin aldıklarını al. Şunu ben ne yapabilirim? Böyle. Dur ya. Tamam. Tamam buldum. Tamam. Taş kağıt makas yapıyoruz. Yaratıcılık sıfır bende ya. Yemin ediyorum tıkandım şimdiden ya. İşte yaratıcılık konusunda da Emrah Şahan. Bebeğim. Önce sen yapsana bebeğim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kırdım seni. Tamam sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Tamam ilk ben yapayım. Dur bakalım. Şimdi bununla ne yapacağız? Yani şunu bir ikiye böleceğiz. Bunu hamburger yapacağız. Bununla başka bir şey hamburger mi yapsam acaba? Hamburger. Mecbur hamburger yapacağız. Da 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 da. Evet. Şimdi bunu kurtarıyoruz. Ya bununla yapılabilecek başka hiçbir şey yok yani. Bunu ne yapabiliriz? Şu tahini birazcık helvayı eritsem mi acaba? Helvayı. Bu erir mi? Eriyen bir şey mi acaba? Nasıl yapabilirim ya? Bunu fasulyeden az bir şey koyup biraz da yağ yapıp eriteyim. Dur ya dur. Evet. Süt dökeceğim az bir şey. Hatta gönüllü aldığım sütten az bir şey dökeceğim. Şunun tadına bakayım ya merak ettim nasıl bir şeymiş. Hayatımızda badem sütü mü gördük kardeşim biz? 100 liraymış litresi. Dur bakayım bir. Güzel ya. Bildiğin şey gibi. Hani böyle ismi marka vermeyeyim de. Merhaba arkadaşlar. İmkansız tarifler serisinde bir yenisi. Milkshake var. Bademli çikolatalı süt var. Krem peynirimiz var. Grisinimiz var ve sade tahinli helvamız var. O kadar malzeme içerisinde sen git aynı ürünü al. Bunun bir kısmını hemen kullandı ama bunu ne yapacağız? Kullanayım. Tamam. Evet. Milkshake için şimdi bakıyorum. Bir shaker'a veya kapaklı temiz bir kavanoza buzdolabında soğutulmuş bir su bardağı sütü koyup üzerine poşetip boşaltın demiş. Şimdi ben burada avantaj olarak neyi kullanacağım? Bu zaten süt. Kakao ile birleştireceğim. Bunu da kullanmış olacağım. Yani ben şimdi bir shaker alıyorum. Shake you bari. Shaker'ımıza hemen 200 ml kakaolu bademli sütümüzü koyuyoruz. Tamam. Evet, bir. İkinci malzememizi koyduktan sonra iki tanesini kullanmış oluyoruz. Yani pişirilecek bir şey yok. Pişirmemi gerektirecek bir durum da yok. Soğuk bir tarif olacak diye düşünüyorum. Bu da muzluymuş. Gerisini ne yapacağım? Neyse. Şimdi şeye de şartlandım. Başka malzeme kullanmayacağım diye. Bak şöyle biraz kakaolu badem sütü koydum. Bunu şöyle koyacağım. Buraya şundan koyacağım helva. Hayır sen gitme. Tamam. Bu erir zannettim ama erimiyor. Niye böyle oldu ya? Ay ben ne yaptım ya? Erir mi bu? Bıçakla mı yapsam acaba? Onu şöyle bıçakla şöyle şöyle yapayım. Ha bayağı eridi şu anda. Daha eziyet çektirmeyelim. Bunun şöyle sürülebilecek kıvama geldiğini düşünüyorum. Bunu ekmeğe şöyle alıyoruz. Ekmeğe sürüyoruz şöyle.
Ha şey bir saniye, soğuk süt demişti. Soğuk süt dediği için ben şimdi buna buz ekleyeyim. Buzla. Şimdi helva da var. Bu saçlarla da kendimi bir şey gibi hissettim. Neydi o? Ne diyorlar ona? Barman değil de. Barista. Ha, evet. Evet, herhalde oldu. Şimdi o dursun da krem peynir. Krem peynir. Şimdi krem peynir var, helva var ve grissini var. Artık şey düşüneceğim ya. Vallahi bak. Emrah olsa ne yapar? Emrah olsa ne yapardı diye düşüneceğim artık. Bebeğim. Hayır, bunları sonrasında birlikte ne yapabilirim ki? Şimdi bunu koyduk. Şimdi çekirdeklerimizi koyacağız. Yani alakasız çekirdek ne alaka? Şimdi bunları şey yapmak istemiyorum. Ağzımla çitlemek istemiyorum. Çünkü siz de yiyeceksiniz bundan. Bunları çok yapmaya gerek yok şöyle bir. Önemli olan içine bundan koymuş olmamız. Bugün bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Komşumuzun ikiz çocukları var. Burada bir adet milkshake'imiz oldu. Helva, peynir. Bunları eritsem, hepsinin içine koysam çok karmakarışık bir şey olur yani. Helvayı dilimlesem, bunları üstüne koysam. Ya ne yapacağım ya? Gerçekten Emrah bundan ne yapardı ki? Ne yapabilirim? Bunların hepsini nasıl birleştireceğim ben? Bunu pişirsem? Yo buzlu bu, ne alaka? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ay rondoya mı atsam bunları, dur. Rondoya atayım ben bunları. Rondoya atayım ben bunları. Evet, zaman da geçiyor. Rondoya atayım ben bunları. Puanlamaları onlar yapacak. Neyi kimin yaptığını da söylemeyeceğiz. Masal ve Kumsal kardeşler gelecek. Puanlamaları yapacaklar. Şeyden çok az koyacağım zaten. Piska fasulyesi çok acı çünkü. O ne alaka? Onu arada kaybetmeye çalışacağız o şeyi. Şu elindekileri de bitireyim. Yeter. Ondan sonra birazcık fasulyeden. Oo, fasulyeyi de tatlandırabilirim. Onu da şeyin içinden geçireceğim. Kakaolu badem sütünden. En azından onun acısını iyice bir kırayım. Sadece şey olarak kalsın. Bunu da çitleme, elle çitlemek ne zormuş ya. Evet. Şimdi şunu açayım. Bildiğim kadarıyla bu çok acı bir şey. Bir tane alayım bundan bir. Şu çatalla bir tane alıyorum şöyle. Yo acı değilmiş ya, şey koymaya gerek yok. Gerçekten. Ama bu krem peynirinde bir tuhaflık var ha. Sanki zamanı geçmiş gibi bir his var. Şöyle grisinilerle karıştıralım. Sonrasında Allah Allah, şu buzlu içeceği ne yapacağım ya? Yanına bunu koysam ikisini ayrı ayrı şey yapamam. Ay, ikisini ayrı ayrı servis edemem değil mi? Hepsinden bir tane bir şey çıkartmam lazım. Arkada Mehmet böyle. Tamam, krem peynirle şunu karıştırdım. Tamam mı? Şöyle yaptık. Ondan sonra içecek. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapabilirim ya? Vallahi billahi ne yapabilirim? İçecek bu. Bu içecek. Tamam bu helva ama bu içecek. Buna mixi karıştırdım. Bunu ne yapacağım? Yanına içecek olarak koymamı kafayı yiyeceğim. Pes mi edeyim ben? Edemem. Edemem. Emre o kadar kötü şeyleri bir araya getirdi. Ben başka bir şey ne kullanabilirim? Yemin şu anda var ya sıyırdım ha. Vallahi billahi kafa gitti. Beyin yandı bende. Beyin yandı. Bunu ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne geliyor? Zeynep. Ay hiçbir şey yapamıyorum ki şu anda. Sunum bir şey hazırlayayım. Çocuklara bir şey olmaz umarım. Zehirlenmezler. Ay. Yemin ediyorum ana, sırf bir şey yapmış olmak için yapacağım yani. Olmaz. Yok ya. Çok uğraştım arkadaşlar. Harika bir tarif çıkardım size. Bak şimdi ama. Bir de demez mi çok güzel şeyler aldım birlikte kullanabileceğin diye. Allah aşkına bunların neresi güzel ya?
Bunların neresi güzel? Hepsi ayrı ayrı tamam. Okey. Çok güzel. Come on. Ama ben bunları yani yok abi, yaratıcılık sıfır ya. Herhalde bende iş yok valla. Yani. Düşünün ya. Yıllardır yaptığım tarifi bile hala dönüp şeyden bakıyorum, web sayfasından bakıyorum. Aklımda o kadar tutamıyorum ve yaratıcılık sıfır olduğu için oradakilerin birebir aynısını yapma gereği duyuyorum. Ben de ne bekliyorsunuz ya? Hatta bayağı güzel, lezzetli bir şeymiş ya. Ben Meksika fasulyesi deyince acı bir şey aklıma gelmişti. Şimdi bu kremayla beraber bu acayip yumuşayacak ve çok güzel bir tadı olacak. Şimdi... Ekselansları. Bu seriye bir an önce son vermemiz lazım arkadaşlar. Daha fazla rezil olmak istemiyorum. Evet, buraya kadar her şey güzel. Ne kadar emek verdik görüyorsunuz değil mi? Şöyle sıyırıyoruz. Evet. En azından birazcık göz dolduralım. Evet, uzaylı anten. Ya, aa, çok kötü. Aa, gülemiyorum da. Bu milkshake'den de. Tövbe estağfurullah. Bitti ya, bu kadar. Yemin ediyorum başka bir şey yani koyabileceğim başka bir şey. Dur başım bana sesli. Ha, kızlar gelecek ya, en azından belki görsel olarak kandırabilirim onları. Tamam, ben bundan yürürüm. Şahane tarifimiz bitti efendim. Evet. Evet, masalla kumsal geldi. Şimdi bizim hangisini yaptığımızı bilmiyor ikisi de. İkisi de ikisinden birer tat alacak. Hangisinin şampiyon olmasını gerektiğini söyleyecekler. Evet. Bakalım ikisi de kumsal, inşallah aynısını. Kumsal, masal, güzellikle baksanıza. İkizler bu arada. Hadi bakalım. Ya sizi yerim. Hadi şimdi bir tadın bakalım. Lezzeti size güveniyoruz damak tadınıza. Evet. Beğenmediyseniz beğenmedim. Şu solmamış, bu solmamış deyin. Tamam mı minnoşlar? Üstündeki sosundan falan alabilirsiniz. Tamam, şundan da yiyin isterseniz. Ya isterseniz bundan biraz daha yiyebilirsiniz. Yani devam etmek tadını istiyorsanız. Için, evet. Ha, şimdi o şeyi bölelim aşkım. Şimdi onu aşkım. Bir bıçakla bölelim ikiye. Evet. Bir saniye şöyle. Şöyle bıçakla hop. Şöyle. Şöyle bıçakla bir bölelim onu. Evet, hatta şöyle dörde bölelim. Biliyorsun. Dur bakalım, tahminlerini de alacağız. Hop. Haydi bakalım minnoşlar. Peçete de vereyim ben şimdi size. Şunları dur şöyle yapalım. Şöyle. Heh, tamam. Evet. Çatalla da yiyebilirsiniz. Nasıl elinizle de nasıl istiyorsanız evet. Yapabilirsiniz. Evet. Stüdyoda gergin dakikalar. Bakalım kim kazanacaktı? Tereret. 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 Acaba 4-3 mü yoksa 5-2 mi olacak? Tereret. Tereret. Masal hala ne olduğunu anlayamadı. Yok, sabah etmiyorum. Masal hala yerine bakıyordu. Anlamadım. Elini al istiyorsan ısırarak ye. Ellerini sonra yıkarsın. Ya bundan da tekrar yemek isterseniz bundan da yiyebilirsiniz. Evet. Yani, karar verene kadar. Evet, karar verene kadar iyice yiyin. Verdin mi? Tamam. Evet, Masal kararını vermiş. İkisi güzel mi? Tatları birbirine ama işte çok yakın. En önemli olan en güzel hangisi? Evet, hangisi onun bir tık daha güzel. Onun birbirinden bir tık daha güzeldir. Yani tekrar ondan yiyip, tekrar bundan yiyip lezzetini hatırlayabilirsin. Tabii. Aynı anda mı açıklamak istersiniz yoksa Masal sen açıklamak ister misin hangisini daha çok sevdiğini? Hadi sen açıkla. Masal sen açıkla. Hadi bakalım tamam. O zaman. O zaman Masal hamburgeri seçti. Ben bunu seçtim. Kumsal da tamam. Onu seçti. O zaman bir beraber kaldı. Evet. Bunu ben yapmıştım. Bunu da ben yaptım. O zaman bu berabere mi kaldık bu bölümde? Berabere kaldık aşkım. Aa, o zaman Özgür Efe'yi hemen çağırıyorsun. He. Ve kazananı belirliyor. Ne diyorsun? Ama aşkım olmaz. O hamburger ekmeğini çok seviyor çünkü. Hayır. O hamburger ekmeğini çok seviyor. Neyse tamam, bu bölüm o zaman karı koca birlikte kazanmış evet, olalım. Evet. Size de çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Renklendirdiniz kanalımızı. Evet, videomuzu çok renk verdiniz. Ama gerçekten bu daha güzeldi değil mi?
Sen niye bunu seçtin? Çünkü bu daha güzeldi. Evet, kumsal ve masala bir alkış. Evet, o zaman kanalımızı kapatalım mı? Beraber kapatalım o zaman. Kumsal zaten bizim... Abone olsunlar. Abone olsunlar. Like atsınlar. Evet. Ondan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bildirimlerinizi de açın. Belki bir sonraki bazı videolarımızda yine masalla kumsal bize eşlik edebilirler. İster misiniz? O zaman tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.